Herkese merhabalar. Ders çalışma taktiklerini anlatacağız Tonguç. Efendim hocam. Ders çalışmayı seviyor musun evladım? Hocam kim sever ki? Evladım İş, ilk başta bir yapıştıralım. Anladım Ondan hocam. sonra kim sever ki diyorsun ama bazı insanlar seviyor kardeşim. Ders çalışmanın <laughs> bir taktiği var. Ders çalışmayı nasıl yapacağını bilmiyorsan bu videoyu çok iyi izle Tonguç. Tamamdır, Hazır mısın? Hazırım hocam. Tonguç bak. Her şeyin bir taktiği var. Futbolda bir taktik var, basketbol. Mesela futbolun ne, ne taktikleri var Tonguç? 3-5-2. 3-5-2. 4-4-3. 4-4-2. Ne 4-4-3 evladım? Kaleci yok mu burada? Kaleyi de 4 -4 çıkıyor hocam. İleri çıkıyor. Ileri çıkıyor. Ha ileri çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Tonguç bak. E, ders çalışma taktikleri de var. Bak 25-5 taktiği diye bir şey öğreteceğim sana. Bu inanılmaz önemli bir şey. Allah Allah. Şimdi evladım yurt dışındaki e, elin e, hani gevurları derler ya. Evet. E, onlar bir araştırma yapmışlar. Demişler ki insan beyni konsantre olduğu süre belli bir süre. Hmm. Onun dışında insan konsantresini bayağı azalıyor. Hatta bu sürede 20-25 dakika civarında demişler. Sonra demişler ki ya o zaman 20-25 dakika sonra konsantrasyon düşüyorsa biz de diyoruz ki bir taktik uyguduralım buna uygun. Diyoruz ki 25 dakika ders çalışacaksın. Araya bir 5 dakika mola vereceksin ki beynin dinlensin, toparlansın Tonguç. Anladım hocam. Çünkü bizim beynimiz çok yorulan bir şey, çok kalori harcayan bir şey. 25 dakika konsantrasyon, full konsantrasyon. Sonra 5 dakika bir Facebook'a bakalım. Anladım. Ondan sonra 25 dakika ders, sonra 5 dakika Instagram'a bakalım. 5 dakika yine Twitter'a bakalım. Ama bu 5 dakikalar var ya, uzarsa battın o zaman hiç eyvah, manası yok. Eyvah. O zaman bir manası yok ki. O zaman 25-5 dakika 25 25 taktiği olmaz. Öyle bir şey yok. Anladım. Anladın mı? 25-5. 25-5 25, 5. 25, 5, 25 5. ve sonra ne oluyor 5 dakika televizyona bakıyorsun. 25 ama dakika dersi mutlaka çalışacaksın. Ve bu sayede konsantrasyonun artıyor Tonguç. Anladım hocam. Bunu unutma çünkü her 25 dakikadan sonra konsantrasyonumuz düşüyor Tonguç. Burayı anladık mı? Anladım hocam. O zaman ders çalışırken bu taktiği uygulayacağını söz veriyor musun evladım? 25'e 5 ama hangisi ders olur, hangisi internet olur onu söyleyemem. Evladım alacağım. saçmalama 25 dakika yani tabii ki Mesela 25 de. dakika internet 5 dakika ders olabilir ya Allah ama o taktiği kesin 25'e 5'e kesin. O zaman ha. bir manası olur. O zaman bir manası olur. Ama. Ben 25'e 5'e söylediğin... uygulayacağım hocam kesin. Senin söylediğini yapan arkadaşlar da kesin olacak. <laughs> evet. Ama onları lütfen diyoruz ki derslerde başarılı olmak için tersine dönüştürün. Tamam. Yastık altı taktiği diye bir taktik var. Bu da çok önemli bir taktik. Paralarımızı mı saklayacağız hocam? Hayır evladım <laughs> yastık altında para değil. Evladım yastık altında defterini saklayacaksın. Senin paradan daha önemli bir şeye sahipsin Tomuş. Neye sahipsin? Bilgiye sahipsin. Bilgi. Bilgi paradan çok daha değerli. Bak dünyadaki en büyük şirketler neye sahipler şu anda? Paraya. Bil Hayır <laughs> evladım. Bilgiye sahipler. Anladım. O zaman bilgiyi yönetebilen kazanıyor. Sen de kendi bilgini kendin yöneteceksin. O yüzden bilgini yani en değerli şeyini yastığının altına koyacaksın. Anladım tamam mı? hocam. Yastığının altında... Eğer uyumadan önce okursan bu bilgileri Tonguç aklında daha iyi kalıyor. Elin gevurlar dediğimiz araştırmacılar var ya hani evet. yurt dışındaki İsviçreli bilim adamları. İsviçreli bilim adamları. Aynen hep öyle de gazetelerde değil mi? Evet, evet. Onlar araştırma yapmış Tonguç. Uyumadan önce beta ışınları mı gama ışınları mı öyle bir ışınlar yayıyormuş beynimiz. Evet. Bu ışınlar sayesinde eğer okuduğumuz herhangi bir şey aklımıza gelen veya gördüğümüz herhangi bir şey aklımıza kalıyormuş. Hatta dikkat ettin mi rüyalarımıza genellikle uyumadan önce izlediğimiz filmler gelir. Aa, Hep evet. böyle bir şey olur. Böyle evet. hem bir televizyonda bir sahne görürsün, o seni etkiler, rüyanda gelir. Dolayısıyla o beyninin içine işliyor Tonguç. Allah o yüzden olayım. sen de okursan eğer uyumadan önce bazı şeyleri aklında kalacak ve ne olacak? Asla unutmayacaksın. İnşallah. O yüzden İngilizce kelime ezberlemede de aynı taktiği uyguluyorsun. Tamam. Kelimeleri oku, sonra yap e, uyu, ondan sonra da aklına gelecek tamam, merak evet. Kes yapıştır taktiğine bakıyoruz Tonguç. Çok önemli soruları ee, soru kitaplarından kesip tabi kitabı da mahvetmeden lütfen tabii ki, tabii ki. kitaptan kesip ondan sonra bir deftere yapıştır Tonguç yapıştırıcıyla hı hı. sonrasında altına çözümünü yaz çünkü o soru hep karşına çıkıyor hep ee. karşına çıkacak çok önemli sorular ve bu soruların çözümünü artık kanıksarsan kanıksamak demek gerçekten benimsemek evet. demek. O zaman bir daha aynı hatayı yapmazsın. Anladım hani hocam. bazen oluyor ya 5 defa yapıyorsun ama beşinde de hata yapıyorsun. Aynen. Artık yeter be diyorsun yeter. ya. Yeter be diyorsun. O zaman o durumda kes yapıştır defterin oluşsun bir tane. O defterde mutlaka her şeyi sakla to. Tamamdır hocam. Her gün bir yeni bilgi taktiği de yeni bir taktik tonguç, bak tonguç. Tarih dersi mükemmel bir ders. Evet, Coğrafya çok dersi çok önemli bir ders. Sen çok mu seviyorsun evladım? Bayılıyorum hocam. Neden bayılıyorsun evladım? Çok keyifli hocam tarih oku oku insan acayip bilgileniyor. Arkadaşlarını anlatsan da keyif almaz mısın Tonguç? Aa, anlatmak zaten en çok keyif olan. Ha, anlatmak en iyi öğretme metodu öğrenme metodu Tonguç. Yani ben şu anda bir şey anlatıyorum mesela. Aslında ben öğreniyorum. Aa mı? bak üç açılık yapıyorum ben. Sen de bu üç açılığı anla. Benim sana anlattıklarını başka anla arkadaşlar. Hemen başkalarına anlatacağım hocam. Başkalarına anlat ve bu taktikleri paylaş. O zaman sen daha iyi öğrenirsin. Anladım hani hocam. diyorlar ki ben başkasına taktik verirsem o zaman kaybederim. Hayır aslında o taktik senin içine yerleşiyor. Ben Dolayısıyla daha bu videolardaki bütün taktikleri de mutlaka arkadaşlarına anlat. Hemen Mesela hocam. bir bilgi oku tamam mı? Bir bilgi oku. O bilgiyi hemen git arkadaşına söyle. Her gün bir bilgi okumayı ve öğrenmeyi kendine e, şey edin, e, görev edin. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlarına söyle tamam mı? Tamamdır hocam. Tonguç Akademi.com'u e, takip et. Bu videoyu da paylaşayım mı hocam? Video. Evet bu videoları bak sağ üst köşede, sol alt köşede paylaş butonları Hemen var ya. Hemen paylaşıyorum hocam. Hemen onları paylaş Tonguç Akademi.com'da da ücretsiz bir şekilde üye ol Tonguç. Tamamdır, Tamamdır hocam. hocam. O zaman ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım hocam. Hemen yolluyorum.